Harikalar Diyarı Hücre 1. DNA, içinde canlı ile ilgili tüm bilgilerin saklandığı muazzam büyüklükte bir bilgi bankasıdır. Hücrelerde DNA, kromozom olarak adlandırılan genetik birimlerde saklanır. Bunu bir makara etrafına sarılmış ipliğe benzetebiliriz. DNA molekülü, 25 milyon makaraya sarılmış bir bilgiyi içinde barındırır. Yapılan araştırmalara göre DNA, mikroskobik boyutlarına rağmen dünyadaki en büyük veri depolama alanı sıfatını taşımaktadır. Protein üretimi gerektiğinde bu 25 milyon makaranın üzerine katlanarak sarılmış 3 milyar harf arasından ilgili harflerin seçilip alınması gerekir. On binlerce kitaptan oluşan dev bir kütüphaneye gidip aradığınız bir kitabı bulmanız gerektiğinde karşılaştığınız aşamaları düşünün. Tüm kitapların kayıtlı olduğu bir bilgisayar sistemi, düzenli raflar, etiketler ve en önemlisi size yardımcı olan bir görevli. Hücrenin içinde ise ne bilgisayarlar, ne yol gösteren görevliler, ne de ışık var. Üstelik enzimler, kütüphane içinde bir kitabı değil, 1000 ciltlik bir ansiklopedinin herhangi bir sayfasında saklanmış birkaç satırlık özel bir bilgiyi buluyorlar. Kapkaranlık bir ortamda RNA polimeraz enzimi 25 milyon makaranın içinden gidip ilgili yerden o bilgiyi bulur ve kendisine bir kopyasını alır. Vücudumuzda 100 trilyon hücrenin içinde saniyede 2000 kez bu işlem gerçekleşir. Şuursuz bir enzimin 3 milyar harften oluşan DNA molekülünün içinden birkaç satırlık bir bilgiyi anlık bir sürede bulup çıkarması şüphesiz hayranlık uyandıracak bir akıldır. 3 milyar harfin yerini bilen, hafızasında tutan, milyarlarca harfin içinden gerekli kısmı eliyle koymuşçasına bulabilen akıl, gözü, kulağı, eli, beyni olmayan proteinlere ait olabilir mi? Elbette ki hayır. Bu akıl, tüm bu kusursuz sistemleri yaratan, her detayı olması gereken yere yerleştiren ve tüm bunların birbiriyle uyum içinde işlemesini sağlayan yüce Allah'a aittir.